الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع أضل kitabını okuyoruz. Kitap 5 kısımdan müteşekkil. Zaten adı kısımlar ve çeşitler. Kısımlar 5 kısım, çeşitler bu kısımların altında. Örneğin emirler 110 kısım. Yasaklar da 110 kısım. Haberler 80 kısım. Mübahlar 50 çeşit. Mübahlar 50 çeşit ve fiiller, davranışlar onlar da 50 çeşit. Böylece 5 kısım altında toplamda 400 çeşit var kitapta. Konu başlıklarına göre değil, işte bu emir, yasak ve haber içermeleri bakımından İbn-i İbban'ın hadisleri topladığı farklı bir kurulum var kitapta. Bu yönüyle özgün ve bir benzeri olmayan bir kitap. Biz bunun emirler kısmını okuduk, yasakları da okuduk. Şu an haberler kısmındayız. Haberler kısmının da ikinci çeşidindeyiz. Çeşit başlığı şöyle. İhbaruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın haber vermesi. Amma fuddile bihi ala gayrihi minel enbiya'i. Diğer nebilere neler bakımından veya hangi yönleriyle farklı üstün kılındığını haber verdiği hususlar. Salavatullahi aleyhi ve aleyhim. Onun da diğer nebilerinde üzerine salat ve esenlikler olsun diyor İbn-i İbban radıyallahu anh. Kaldığımız hadis numarası 2987, başlığı şöyle. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Bi enne kavlehu sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın sözü. Fakile, denildi ki hudiyitel fıtrata, fıtrata iletildin. Arada bihi enne Cibril'e kâle lehu zâlike, bununla maksat Cibril'in kendisine bunu söylediğidir diyor İbn-i İbban başlıkta. Ve bu durumu açıklığa kavuşturan deminki hadise benzer ikinci bir hadis vermiş. 2987. Akhbarana Muhammed ibn Ubeydillah ibn al-Fadl kala'iyyu bi Himsa. Bize Muhammed bin Ubeydullah bin al-Fadl al-Kala'i Himsa'da haber verdi. Haddethena Kethir ibn Ubeydin el-Medheciyyu, bize Kesir bin Ubeyd el-Mesheci anlattı. Haddethena Muhammed ibn Harbin, bize Muhammed bin Harb anlattı. Aniz Zübeydi'yi, o da Zübeydi'den. Aniz Zuhri'yi, o da Zuhri'den. An Sa'id ibn el-Museyyebi, o da Sa'id bin el-Museyyeb'den. Ennehu semi'a Ebâ Hureyre'te yekûlu, kendisi Ebu Hureyre'yi işitmiş. Diyormuş ki utiya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama getirildi. Leylete usriye bihi, İsra olunduğu gece, yolculuğa çıkarıldığı gece. Bi kadehayni, iki kadeh getirildi. Min hamrin ve labenin, biri hamrdan, içkiden. Ve labenin, diğeri sütten. İki kadeh, içki dolu biri, öteki süt dolu. فَنَدَرَ اِلَيْهِمَا, baktı ikisine. ثُمَّ اَخَذَ الْلَبَنَ, sonra süt olanı aldı. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ aleyhisselam, Cibril ona dedi ki هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ,
fıtrata iletildin. وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ Eğer içki olanı alsaydın, غَوَتْ اُمَّتُكَ Ümmetin taşkınlık yapardı, diyor. Yine bu hadiste aynı ifadelerle geçiyor. Bir önceki dersin son hadisiydi hatırlarsanız. Ve üzerinde konuşmuştuk bu hadisin. Yani Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama sunulan bir tercihin, onun yaptığı bir tercihin sonuçlarının ümmetini bağlaması, onları taşkınlığa sevk etmesi, bu anlaşılabilir gibi durmuyor. Sıkıntılı bir durum burada olsa gerek diye geçen ders konuşmuştuk. Hocam ben bu hadden üstüne baktım. Bu ayrıntı yok. Yani ümmetin şeye düşer ayrıntısı yok. Bilmiyorum. Yani biz bu hadiste Buhari'de 5254 nolu hadis olarak gözüküyormuş. Belki bu ayrıntı yani olmayabilir. Çünkü isnat tarik hadisin tariki farklı olabilir. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikru teşbihil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa aleyhissalatu vesselamın teşbih etmesi, benzetmesi. İsa ibn Meryem'e, Meryem'in oğlu İsa'yı bi Urve ibn Mes'ud'in, Urve bin Mes'ud'a benzetmesi. 2988 Akhbarana Muhammed ibn Hasan ibn Kutaybe. Bize Muhammed bin Hasan bin Kutaybe haber verdi. Haddethena Yezid ibn Mevhebin. Bize Yezid bin Mevheb anlattı. Haddethena Leythu. Bana El-Leys anlattı. An Ebi Zübeyri. O da Ebu Zübeyir'den. An Cabir'in. O da Cabir'den. Enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam demiş ki Urida aleyyel enbiya'u. Nebiler bana arz olundu. Artık mücessem şekilde mi arz olundu? Yani cisimleriyle, bedenleriyle mi arz olundular? Yoksa şekil ve suretleriyle mi arz olundular? Yani günümüzün tarifleriyle, fotoğraflarıyla mı gösterildiler? Bilmiyorum. Bana nebiler arz olundu diyor Allah'ın Resulü. Feyze Musa aleyhisselam. Bir baktım Musa aleyhisselam. Darbun minar ricali kennehu min ricali şenuata. Böyle erkeksi bir görünümde şenua denen bir kabilenin adamlarına benzeyen bir tipte gördüm diyor onu Allah'ın Resulü. Demek güçlü, kuvvetli böyle. Zaten ayetlerde de Allah da onu فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَدَى عَلَيْهِ Musa ona bir Musa onu bir dürttü veya itekledi ve işini bitirdi diyor Allah Azze ve Celle. Demek darabe geçmiyor, yok. Vakaze geçiyor. Yine suyun başına geldiğinde وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودًا Çobanlar suyun başında biz sulayacağız diye böyle kendilerini öncelikli görüyorlar. Orada iki tane kız mazlum bekleşiyor öyle. Hazreti Musa da yabancı ama فَسَقَى لَهُمَا diyor Cenab-ı Hak. Gerisini sen tahmin et. Nasıl Musa onlarınkini suladı. Demek kaptığı gibi hayvanları geldi çobanların yanına. Çekilin dedi. Öyle dedi. Siz önceliklisiniz diye bir şey yok. Ve suladı. Üstelik yabancı bir kimse. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلِّ Sonra da gölgeye çekildi. Demek gözleri yemedi çobanlar onunla didişmeyi. Böylesi güçlü, kudretli bir yapısı var demek ki. Cenab-ı Hakk'ın Talut için söylediği وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
cisim bakımından da gelen bir üstünlük var Allah'ın herkese vermediği. Böyle görmüş. Allah'ın Resulü'nün tanıklığı da buna delalet ediyor benzer şekilde. وَرَأَيْتُ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا Meryem oğlu İsa'yı da gördüm aleyhisselam. فَاِذَا اَقْرَبُ النَّاسِ وَاَشَدُّهُ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ Benim bakış açıma göre diyor, benim gördüğüme göre insanlar içerisinde Urve bin Mesud en çok ona benziyor. Yani Hazreti Mesih'i Urve bin Mesud'a benzetmiş Allah'ın Resulü. Zaten İbn-i İbban da bu hadisin başlığını Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın İsa bin Meryem'i Urve bin Mesud'a benzetmesi diye vermiş. وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ İbrahim'i gördüm. فَرَأَيْتُ أَقْرَبَ النَّاسِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ İbrahim'i gördüm. İnsanların ona en çok benzeyeni arkadaşınızdır diyor Allah'ın Resulü. Kendisini kastederek. يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ Cibril'i de gördüm. فَاِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ وَاَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ İnsanların ona en çok benzeyeni şebehen dihyetu dihyedir diyor. Dihyede Allah'ın Resulü'nün arkadaşlarından birisi onu benzetmiş. Öyle anlıyorum ki Allah'ın Resulü'nün bu tanıklığı yani Hazreti Cibril ile ilgili onun beşer suretini aldığı bir hali olsa gerek ki beşere benzetiyor. Onun beşer suretini alabildiğini ise biz Kur'an'da başka bir yerde görüyoruz. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Hazreti Cibril Meryem'in yanına geldi ve tam düzgün bir beşer suretini aldı diyor Allah Azze ve Celle. O kadar ki Hazreti Meryem hiç yani beşerden hariç başka bir şey olarak düşünmemiş. قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ Senden Allah'a sığınıyorum diye kötülük etmesinden endişe ederek hani tenhada yakaladı, baş başa kaldı diye. Dolayısıyla demek ki Hazreti Meryem'in gözünde de tam bir beşer var karşısında. Bu hadis bu haliyle Müslim'de varmış. Hazreti İbrahim'e de geldiklerinde 4 melek 5 melek. Evet, o da anlayamamıştı. Demek ki onlar da yani Hazreti Cibril'e özgü bir durum değil bu. Başka melekler de demek ki aynı şekilde. Hazreti Lut'a gelenler zaten aynı melek grubu. Her ikisini Hazreti Lut Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da hatta diğer insanlarda bunları ayırt edememişler. Demek ki tam bir beşer görünümündeler. Cevabı kanı değil, sizin melek olsaydı size melekler yani. Evet, yani hem cinsiniz olarak. Aynı şekilde Cibril hadisinde de Hazreti Cibril'in mescid içerisine gelip peygamberle konuştuğunu ve insanların onu fark etmediğini, anlayamadığını, sadece yabancı biri olarak değerlendirdiklerini anlatıyor raviler. Bu hadis demek ki bu bizim açımızdan ne ifade edebilir? Şöyle olabilir. Demek ki yani karşımızda gördüğünüz hep beşerler hep beşer olmayabilir. Biri bir yerde bir melek beşer rolüne girmiş olabilir. Hocam hep diyor melekler şu anda çıkıyor. Her gördüğünü Hıdır ne falan. Olabilir mi hocam? Var mı böyle bir kayıt? Yani teorik olarak söylüyorum. Evet. Şimdi Hazreti Ömer'in oğlu anlatıyor. Mescide biri geldi. Biz beşer zannettik diyor. Şimdi demek ki bir beşerin hayatta gördüğü bir başka beşer sandığı kişi beşer olmayabilir. Ha bizde de yaşanır mı yaşanmaz mı bilmeyiz onu. Bilmiyorum yani. Bu böyle bir icari bir şey midir? Ortalıkta bir sürü böyle beşer suretine giren melekler oluveriyor mu? Ama Nebi, orada hep melekler geldiği noktada Nebiler ve evet, Resuller var. Evet, örneklerimizde Nebiler var. Resuller de var. Hazreti Meryem mi? Heh. Hazreti Meryem'e mi gözüküyor? Hazreti Meryem'e gözüküyorlar mı? Onu bilmiyorum. Gözüküyorlar mı? Onun gözüktüğünün geçtiği bir ayet hatırlamadım. Orada sesleniş var Hazreti Meryem'e. Öyle anlaşılıyor. Yani ses boyutuyla. Değişen bir şey yok yani. Siz karşınızda normal beşer görüyorsunuz.
bir sonraki hadiste. Bu hadis Müslim'de var 176 numarayla. Yani karşınızda görmenizde heyecanlanmanıza gerek yok. Zaten eşlik eden bir sürü melek var ve ayetle sabit, kesin. Var. Hem de tabi zaten eşlik ya da. Sayı falan böyle var mı hocam, belli mi? Yani sayı yok ama lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Etrafta muakkibat melekleri dedi Cenab-ı Hakk'ın. Eşlik eden melekler. Koruyucu melekler. Yahfazunahu min emrillah. Yanı sıra yazıcı meleklerden kiramen katibin diye. Dolayısıyla etraf melek kaynıyor zaten. Yani eşlik edenlerin yanı sıra bir de icraat başında olanlar vardır. Allah'ın emirlerini icra edenler vardır. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِضُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Sürekli beraberiz zaten. Dolayısıyla öyle heyecanlanacak bir durum yok. Aynı varlık şekle girince heyecanlandırması gerekmez. Evet. O dikkat Allah'a karşı korkudan ötürü olmalı. Çünkü ötekiler vazifeli. Onlar sadece yaz demişler yazıyorlar, çiz demişler çiziyorlar. Eşlik et demişler eşlik ediyorlar. Götür deyince götürüyorlar. Sa'ik ve şehit mesela ölüm sonrası. Güden ve tanıklık eden iki melek. Birisi almış götürüyor, götürme işlemini yapıyor. Öteki de onun tanıklığını yapıyor. Falancadır, filancadır. Kim olduğunu, kimliğini. Askerdeki o bir şey var ya, nedir o? Künye. Künyesini. Aha. İyi midir, kötü müdür? Bunlar yaşam içerisinde de var. Dolayısıyla da heyecan duyacaksak zaten Gelen abi dediği gibi her an canlı yayındayız. Yani binlerce kameranın her tarafından yokladığı bizi. Allah Azze ve Celle'nin فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا Resulüne dediği gibi gözetimimizdesin, gözümüzün önündesin. Gerçi orada iltifat var. Bize oradan bir hisse yok da bizimki اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَادِ Rabbin sürekli rasat halindedir. Yani her an gözetlemektedir. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا Yaptığınız hiçbir iş yok ki biz size tanık olmayalım diyor. Allah Azze ve Celle bize tanık ise وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Her neredeyseniz sizinle beraberim diyorsa bizi melekler heyecanlandırmamalı. Esas korku, heyecan, endişe karar sahibi, kudret sahibi Allah'a karşı hissedilmelidir. Tevhid bunu gerektirir. Bir sonraki hadisteyim. ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطَبَاءِ الَّذ۪ينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ Tam benlik hadis bu. Hatipler, onların özellikleri, evsafı. اَلَّذ۪ينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ Sadece diline vurmuş hatipler bunlar. Sadece söze itimat eden, yani bütün becerileri dilleriyle sınırlı hatipler. Dûnel ameli. Amel yok. حَيْثُ رَآهُمْ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِمْ Allah'ın Resulü İsra olduğu gece veya İsra olunduğu gece, yolculuğa çıkarıldığı gece onları gördü ve onları da tavsif etti diyor İbn-i İbban hadisin başlığında. 2989 nolu hadis. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيَانَ Bize el-Hasan bin Süfyan haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الدَّرِيرُ Bize Muhammed bin el-Minhal el-Darir anlattı. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ Bize Yezid bin Züreyya anlattı. حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ Bize Hişam el-Destuvai anlattı. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ Malik bin Dinar'ın damadı, Mughire anlattı. عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ O da Malik bin Dinar'dan. عَنْ Enes ibn-i Malik'in O da Enes bin Malik'ten. قَالَ dedik. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki رَأَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي
İsra olunduğum gece, gece yolculuğunda çıkarıldığında ricalen bazı adamlar gördüm. Tukkradu şifahuhum. Dudakları makaslanıyordu. Bimakarida minnen nari. Makaslar da öyle metalik değil, ateşten makaslar. Fekultu. Dedim ki, bu sahneyi görünce dedim ki, men haulâi ya Cibrilu. Kim bunlar ey Cibril? Fekale, o da dedi ki, el hutabâ'u min ummetike. Senin ümmetinden hatipler bunlar. يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ İnsanlara iyiliği emrediyor. وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ Ancak kendilerini unutuyorlardı. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Halbuki kitabı tilavet eder, kitabı okur, kitabın bilgisine sahip kimseler olmalarına rağmen insanlara gelince birri emreder. Tabi birrin en büyüğü nedir? لَيْسَ الْبِرَّ لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Birre kavuşmanın ilk sıralı maddesi kişinin sevdiklerinden infak etmesi. Demek ki bu hatipler sabah akşam harcayın, harcayın, infak edin, infak edin. Zaten hatiplerin önemli bir rolüdür bu. Para sağlama, para toplama, halkı para harcama konusunda, infak konusunda şey etme. Bazıları bunu kendisine yönelik de yapabiliyor. Kendine sıra gelince birrin en büyük özelliği, en büyük kapısı gibi olan Cenab-ı Hakk'ın şey olarak çektiği, yani bu olmazsa birre kavuşulmaz dediği infak, tabi yanı sıra diğer ibadetler, namazdır, oruçtur, efendime söyleyeyim, diğer bildiğiniz ibadetler, haramlara bakmamaktır. Bu hutaba içinde olmaktan, bir parçası olmaktan, onlardan biri olmaktan korktuğumuz, Allah'a bundan ötürü sığındığımız ve mağfiret dilediğimiz bu hutaba yı Allah'ın Resulü dudakları ateşten makaslarla doğranırken, kesilirken, kopartılırken görmüş. يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَا اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْتُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ diye, akletmiyorlar mı diye de ayetin sonu geldiği şekliyle bitirmiş. Çünkü benzer bir hitabı Allah Azze ve Celle ehli kitaba yöneltiyor. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ Hem sizler insanlara iyiliği emrediyor, halbuki öte yandan kendinizi unutuyorsunuz. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Halbuki bir yandan da kitabı okuyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz diye. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعْلُونَ Allah katında söylediklerinizi yapmamak cürmü çok büyük oldu. Yani bunun kadar daha büyük başka cürüm olmaz derecesine Allah katında siz söylediklerinizi yapmamak büyük bir cürüm olmuştur Allah katında. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعْلُونَ Veya başka ayette لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Bu şu demek, yapmadıklarınızı söylemeyin demek değil, söylediklerinizi yapın demektir. قَالَ الشَّيْخ Şeyh dedi ki demiş öğrencilerinden birisi İbn-i İbban'ın رَوَى هَذَا الْخَبَرَ Bu haberi rivayet etti. Ebu Attâ bin Eddellâlu Acaba rivayetin şöyle isnadında falan bir gevşeklik mi var? Gerçi ayetler orada dururken bu isnat gevşek olsa ne fark edecek ki? عَنْ هِشَامٍ O da Hişam'dan. عَنِ الْمُغِيرَةِ O da Mughire'den. عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ O da Malik bin Dinar'dan. عَنْ ثُمَامَةِ O da Sümame'den. عَنْ اَنَسٍ وَوَهِمَ ف۪يهِ Bu Ebu Attab bu rivayeti bu şekilde verirken vehmetti demiş İbn-i İbban. Neden vehmetti? Yani yanıldı. لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ Çünkü Yezid bin Züreyya
اتقن من 200 من مثل ابي عتاب وذويه. Çünkü Yezid bin Züreyh Ebu Attab ve benzerlerinden 200 kişiden daha sağlamcadır. Demek ki İbn-i İbban böyle konuşan bir kimse. Yani bir gerçeği ifade ederken Yezid bin Züreyh'e demiş. İsnadı böyle veriyor, doğru. Öteki yanılmış. Öteki dediği Ebu Attab, ben ona yanıldı, bu doğru söylüyor diyorum. Çünkü Yezid bin Züreyh onun gibi 200 adamdan daha sağlamdır. Bu rivayet nerede var? Buhari'de yok. Müslim'de de yok. Yani böyle kimselerin cezalandırılacağı kesin de, hani böyle ateşten makaslar değil de belki ne olur? İşte bakırdan makas olur. Elbani değerlendirmesinde sahih diyor. Şimdi bu ateşten makas boyutu Kur'an'la da uyumlu. Çünkü Kur'an'da Allah Azze ve Celle mesela ateşten elbiselerden bahsediyor. Katran min nar yusabbu min fa. Yani ateşten giydirilmiş elbiseler. Ayeti şu anda hatırlamadım. Ama ateşten elbiseler oluyorsa yapılacak bu azapların ateşten edevatlarla olması normaldir. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zaten kendisi hadis münekkidi. Bu kitabı gibi yanı sıra sikatı var. Sahih ravilerin biyografilerini topladığı hacimli bir kitap. Yine zayıf ravileri topladığı yine hacimli bir kitabı var. Dolayısıyla onlar bu hadis toplama mesaisi içerisinde her bir tarafta farklı farklı isnatlarla karşılaştıkları için isnatlar üzerinden ravilerin güçlerini takdir ediyorlar. Buhari de aynı şekilde. He? Sayılmıyor. Hadis ilmi içerisinde bunlar gıybet sayılmıyor. Yani bu rivayette zayıf bir kimsedir. Falanca bunun, falanca rivayeti bundan daha sağlamdır. Bu rivayetinde vehmetmiştir, yanılmıştır. Bu teknik bir uygulama olarak görülüyor. Oralarda siz yani biyografilerde hadis münekkitleri rivayet temelli kritikler yapıyorlar. Kuşkusuz kişilerin şahsiyetleri, hayatları da geçiyor da, yani efendim şöyle bir adamdı, yobazdı vesaire, buradan yola çıkarak rivayetteki başarısını ve ehliyetini sorgulamak yerine rivayetteki başarısından yola çıkarak daha teknik yaklaşarak sonuca gidiyorlar. O kadar ki mesela bir dönem Abdurrezzak'la ilgili söylenti çıkmış. Abdurrezzak teşeyyü etti diye, yani Şia'ya geçti, Şialaştı diye. Medine'de Abdurrezzak'ın hadisleriyle ilgili bir konu olunca bir hadisçiye demişler, yani Abdurrezzak'ın hadisini mi kullanıyorsun? Adam Şialaştı. Demiş Abdurrezzak küfre sapsa bile yani biz bu hadisleri kullanırız. Çünkü bu hadisler yani eşliğinde başkaca aynı rivayetleri çok güçlü şekilde onlarla uyum içerisinde olan bir şeyi yansıtıyor. Yani şöyle düşünün, bir olay ve olayı gören 10 tane kişi var. Ve 10 tane kişinin 8'i size aynı şekilde anlatıyor olayı. Bu 8 kişiden bir tanesi kafir diye biz bunun aktarımına rivayet itibar etmeyiz. Kişinin kendi durumundan yola çıkarak değil de bunun tersi de söz konusu. Dini, diyaneti çok tam diye, dini bütün bir adam diye gözü kapalı rivayetine sarılmamışlar. Bunun da örneğini verebilirim. Yani tipik olduğu açısından, olması bakımından. İmam Malik diyor ki, Zühri gelince Medine'ye diyor, şu Medine mescidinin dinde diyor, o kadar dini
bütün insanlar, o kadar muttaki insanlar vardı ki malınızı gözü kapalı tevdi ederdiniz diyor. Bu kadar dini bütün insanlar. Ama Zühri gelince Medine'ye, Zühri bir hadis ravisi ve hadisleri toplamış bir kimse. Bu anlamda ehliyeti var. Önünde yığıldık hadis dinlemek için kendisinden diyor. Yani öncekilerin gidip Allah'ın Resulü'nden ne duymuştun veya tabiinden ne duydun çok umursamadığımız. Çünkü buna ehil değillerdi. Takva ayrı bir şey. Rivayette başarı ayrı bir şey. Bu hususta ihtisaslaşmış olmak, rivayet toplamış olmak ayrı bir şey. O sebeple çok muttaki, çok sakınımlı bir kimse diye aktardığı sözler veya söyledikleri doğru olmalıdır faziletinden yola çıkarak. Bu zaten rasyonel olmazdı, böyle bir ilim de olmaz. O sebeple biyografilerde böyle sizin gıybete kaçacak şeyler üzerinden sonuca gidilmiyor zaten. Bunlar elbette var yanı sıra kişiyi tanıtması açısından, ama sonuca götüren bir hadisçiyi, raviyi tenkit etmede sonuca götüren, aktardığı hadislerde akranlarıyla olan uyumudur. Akranlarından farklılaştıkça ravi değerini kaybeder, değeri düşer. Akranlarıyla aynı olayı anlatan diğer ravilerle eşleştikçe, onlarla uyumlu aktardıkça da rivayetteki başarısı yüksek olur. İbn-i İbban da Ebu Attab hakkındaki kanaatine böyle kavuşmuş olmalıdır. Ebu Attab hadisi geldikçe, sadece Ebu Attab'ın hadisi değil, hadisin öncesinde bir isnadı var. İbn-i İbban'a aynı hadis nice tarikten geliyor. Ebu Attab'ın hocam dediği kimseden de geliyor başkaları üzerinden. Ebu Attab hadisin metnini biliyor. Ebu Attab'ı görünce bakıyor ki orasına burası eğilmiş. Şurasına şöyle olmuş, burasına böyle. Ebu Attab'ın hadislerini böyle göre göre kendince ona bir not veriyor. Zikru vasfil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonraki hadisteyiz. Mustafa aleyhissalatu vesselamın Kasra Umar ibn-el Hattabi, Ömer bin Hattab'ın sarayını anlatması. Fil cenneti, cennetteki. Haythu ra'ahu leylete usriye bihi. Nitekim İsra olunduğu gece, yolculuğa çıkarıldığı gece oraya götürülmüştü. Demin ki anlattığım hususu mesela şöyle benzetebiliriz. Bazen okullarda, sınıflarda olay oluyor. Hoca bir şey söylüyor falan. Sonra idare bundan bir şekilde haberdar ediliyor. İdare durumu iyice anlamak için sınıf içerisinden 3-5 kişi çağırıyorlar. Birini çağırıyorlar. Ne oldu oğlum? Hoca ne anlattı? Ne dedi? Nasıl gelişti olay? Anlatıyor kendince. Sonra onu gönderiyorlar. Bir başka birini çağırıyorlar. Ondan da dinliyorlar olayı. Sonra onu da gönderiyorlar. Bir başka birini. Şimdi belki üçüncüden sonra dördüncüyü çağırmaya ihtiyaç bile duymayabiliyorlar. Çünkü olayı aynı şekilde anlattıklarını çocukların görünce düşünün ki birini daha çağırıyorlar. Bakıyorlar ki çocuk, yani o diğer üç çocuk söyledi, bu biraz böyle kırpıyor, kenarından bir şeyler yapıyor falan. Hocasına yani olayı yontacak şekilde biraz ılıtıyor meseleyi. Şimdi başka olaylar olduğunda da bu çocukta böyle hep ılıman bir hava sezdiklerinde ne yapacaklar? Bu böyle ılıtır. Köşesini bucağını yuvarlar. Yani bunun huyudur. Bu kanaat, bu rivayet üzerinden oluşan kanaatin aynısı. Hadis sistematiği içerisinde. Sonuçta o da rivayet temelli bir şey. Gelen rivayette birisi sürekli böyle yalpalar yapmaya başladığını, onu bu açıdan mimliyorlar. Hadisin başlığını okuduk. Peki tutarlı mıdır derseniz, bu yöntem rasyonel bir yöntem midir? Siz güvenir misiniz? Elbette ki güvenirsiniz. Yani iki, üçüncüye kalmaz. Üçüncü kişi aynı şeyi söylüyorsa size, bu anlatımın kendisinden emin olursunuz. Dolayısıyla isnat ilmi uyduruk, saçma sapan, afaki bir şey değil, pozitif bir ilimdir. Bugün mahkemeler, hiçbir olay yaşandığı yerde bir kez daha tekrarlanmaz. Sonrasında ne kalır hep? Rivayetler kalır.
bu kadar yıllar boyunca mahkemeler neyle amel etti? Rivayetlerle amel etti. Bugün neyle amel etti? Efendim görüntü falan var. Yine rivayetlerle amel etmeye devam ediyoruz. Şahitlere yine ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla rivayet ilmi, aktarım tutarlılık sergilediğinde 1, 2, 3 şahıslar tarafından ilimdir. Öyle hiçe saymak, yoka saymak beni ilgilendirmez demek. Haddimize olamaz. Arada bu şey var ise bu bilimsel manada bizi sonuca götürür. Bir de ilaveten her zaman anlatıyorum, bir fıkra anlatayım. Dört arkadaş bütünlemeye girmemek için şey yapmışlar kendi aralarında. Demişler ki ya biz bu sınava finale girmemek için başlayın. Biz finale girmeyelim. Bütünlemeye gireriz. Bütünlemede de sorular genelde finalin türevi olur. Hem de zaman kazanmış oluruz. Kendi aralarında bunu anlaşmışlar. E hocaya ne diyelim demişler. Ya geliyorduk, arabanın tekeri patladı. İşte yetişemedik. Tam da sınavdan sonra orada oluruz. Tekeri yaptık, geldik hocam deriz. Dediklerini yapmışlar. Hocaya da bunu söylemişler. Hoca demiş tamam, bütünleme yaparız. Sorun değil. Sonuçta başa gelmiş bir şey yani. Ama hoca bütünlemede bunlara bir plan kurmuş. Almış karşısına. Bunları koca bir amfi düşünün. Birini bir köşeye, birini bir köşeye, birini bir köşeye, birini bu köşeye oturtmuş. Üç tane dersiyle alakalı soru yazdırmış. Dördüncü soruyu yazdırıyorum demiş. Ve dördüncü soru demiş 70 puan. Diğer üç soru 10'ar puan. Dördüncü soru 70 puan. Soru şu, arabanın hangi tekeri patlamıştı? Şimdi rivayette bulunacaklar. Atarak rivayetler tutar mı? Tutmaz. Dolayısıyla da bu ne kadar bağlayıcıysa, ne kadar bizi ikna ediyorsa kendi yaşamımız içerisinde, bir olayla ilgili birinden duyduğumuzda hemen gelip başkasına da soruyoruz. Pratik ettiğimiz ve güvendiğimiz bir yöntem bu. Çünkü biliyoruz ki yalanın benzerliği söz konusu değil. Yani bu adam burada bu olayı yalan böyle anlattı. Çarpraz sorguda öteki tarafa geçiyorsun. Anlaşmaya çalışmış olsalar bile kolay değil. Tutturamazlar. Aynı olayı aynı şekilde anlatamazlar. Hele hele hadis ilminde olduğu kadar geniş bir coğrafyada birbiriyle alakası, irtibatı, bir tarik alıyor buradan kendini gidiyor. Öteki bir tarik alıyor oradan kendini gidiyor. Bunun durumu apayrı. Dolayısıyla da bu isnat ilmi bağlayıcı bir ilimdir. Biz kendi hayatımızda buna yer veriyoruz çünkü. Bağlayıcılığına biz tanığız kendi hayatımızda. Çocuklar arasında bile anlat bakayım ne oldu diyoruz. Ötekine anlat bakayım ne oldu diyoruz ve hemen olayı görmüşçesine bir kendimizi bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. 2990 Ömer bin Hattab'ın sarayını Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsif etmesi gördüğü şekliyle İsra olunduğu gece, başlık böyleydi. Ahbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musenna, bize Ahmed bin Ali bin el-Musenna haber verdi. Haddethena Ebu Nasr et-Temmaru, bize Ebu Nasr et-Temmar anlattı. Haddethena Hammad ibn Selamata, bize Hammad bin Selam'a anlattı. An Ebi İmran el-Cevniyi, o da Ebu İmran el-Cevni'den. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü dedi ki, Dekheltul cennete, cennete girdim. فَاِذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ, bir de baktım orada altından bir saray var. فَقُلْتُ, dedim ki, لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ, kimin bu saray? فَقَالُوا, dediler ki, لِفَتَنْ مِنْ قُرَيْشٍ, Kureyş'ten bir delikanlının. فَظَنَنْتُ اَنَّهُ لِي, sandım ki beni kastediyorlar. قُلْتُ, dedim ki, مَنْ هُوَ, kim o? Kıyla, denildi ki, Umar ibnul Hattabi, Hattab'ın oğlu Ömer. Bunu anlattıktan sonra Allah'ın Resulü Hattab'ın oğlu Ömer'e dönerek radıyallahu anh şöyle seslenmiş. Ya Ebe Hafsın, ey Hafsın babası. Hafs da kendi hanımı diğer taraftan.
hanımının adı üzerinden kayınpederine sesleniyor gibi düşünebilirsiniz. Ey Hafs'ın babası, aynı zamanda arkadaşı. لَوْلَا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ Senin gayretini bilmesem, hanene, evine, barkına, düşkünlüğünü bilmesem, لَدَخَلْتُهُ girip şöyle bir gezerdim demiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. فَقَالَ dedi ki, şöyle aşağıdan hadisin şeyine de bakayım da. فَقَالَ dedi ki, يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü, مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ فَاِنِّي لَمْ أَكُنْ أَغَارُ عَلَيْكَ Tamam, ben yani gayretli bir kimseyim, evine, hanesine, barkına düşkün, kıskançım ama yani sana karşı değil demeye getiriyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Rivayet nerede var? Rivayet ne Buhari'de var, ne de Müslim'de var. Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. İbn İban'ın ne? Sahihine bu hadisi alması. Alması. Evet. Niye? Bulunduğu şey makulda. Yani bu menakib şahısları, onların bu üstünlüklerini anlatan hadisler tabii belli bir ihtiyatla bakılıyor. Çünkü hele Hazreti Ömer gibi Sünni tarafın öne çıkan bir ismi, ne yönelik ifadelerde mübalağa edilmiş olabilir, uydurulmalı olabilir. Yanı sıra Hazreti Ali ile ilgili de mesela çok ciddi şeyler var, uydurmalar var. O yüzden böyle ramz isimler, simge isimlerle ilgili olan rivayetlerde tabii. Ama hadisçiler hadisin metninin ziyade öne, isnadı öncelediklerinden, isnat ile bakmışlar. Bu hadisin isnadı Buhari'ye yerleşecek güçte değilmiş demek ki. Müslim de almamış hadisi. Ama İbn-i İbban'ın biraz kepçesi geniş, İbn-i İbban'ın kitabına girebilmiş. Bunun doğru olduğunu şey yaparsak, Hazreti Ömer'in bundan haberi var. Oysa, Ebu Hanım'ın intikamından sonra şeye bakıyoruz, münafıklar listesinde kendisini çok merak edip, ben de var mıyım diye merak etmesi nasıl olur? Tabii hadisin tıpkı aşereyim beşereye veya o anlayışa benzer şekilde tartışmalı bir tarafı daha var. O da Allah Azze ve Celle'nin hakkında hüküm vermediği veya henüz daha hükmün gerçekleşmediği, kişinin henüz daha yaşamı devam ede dururken akıbetiyle ilgili bir bilgi. Bu sıkıntılı bir durum. Allah'ın Resulü'nün Kur'an-ı Kerim'de اِنْ اَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ bana ne yapılacak, size ne yapılacak bilmiyorum dediği, hükmün tamamen Allah'a özgü, ona bırakılmış haliyle ve makul olan da bu, çünkü her şeyi bilen Allah Azze ve Celle, bunun böyle önden dünyaya dönük şekilde müjdeleniyor olması veya müjdelenmiş gibi gözükmesi tartışmalı. Ama sanıyorum bu tür hadislerde ümit içeren ifadeler vardı. Bunlar demin o dediğim kimi manipülasyona meraklı raviler tarafından yani güçlü kılınsın diye kesinmiş havası vermek için tırpanlanmış olabilir. Mesela aklıma gelen bir örnekte cennetin kapıları ile ilgili geçen rivayette kaç kapısı var? İşte bu konu olmuş. Allah'ın Resulü işte şöyle bir kapısı var, oradan cennetlikler şeyler, namaza düşkün olanlar girer. Şöyle bir kapısı var, oradan cihada düşkün olanlar girer, çağrılırlar. Şöyle bir kapısı var, adı Reyyan, oradan oruca düşkün olanlar çağrılırlar falan, böyle sıralamış. Hazreti Ebubekir o esnada bir soru soruyor. Diyor ki, yani bütün kapılardan da çağrılan kimseler olabilecek mi? Yani hem cihada düşkün, hem Ramazan orucuna düşkün, hem diyor olabilecek ve sen de onlardan birisin. Bu bir rivayette böyle geçiyor. Ve ente minhum şeklinde. Bir başka rivayette evet olabilecek. Ve ercu en tekune minhum. Umarım sen de onlardan biri olursun şeklinde. Arada bir tek ercu kelimesi var. Ama o deminki tartışma açısından olay ak ile kara kadar farklı. Yani. Dolayısıyla sanıyorum Allah'ın Resulü'nün haklarında işte aşere-i beşere'de olduğu gibi veya başka yerlerde geçen ifadelerinde bu tür bir
belki orijinalinde şeyler var idi. Ümit ifade eden kelimeler var idi veya cümle kurulumu bunu hissettiriyordu. Fakat rivayetteki en çok düşülen, yani ve içimizde en çok yatkınlık bulduğumuz, düşmeye yatkın olduğumuz şey, yanlışlık, şeyi, manayı tazik etmek, manaya tazik vermek, manaya güç kazandırmaya çalışmak. Yani bu abartıya kadar varan şey bu. Ben kendimi de görüyorum. Belki siz de kendinize görüyorsunuzdur. Bir olayı olduğu gibi değil de böyle biraz daha güçlü anlatmak. İstediğiniz gibi. Biraz daha belli bölümlerini öne çıkarmak, daha güçlendirme. İşte bu şöyle ki, ilk yapan bunu belki yaptığında çok minik yapıyor. Ama bir sonraki de yaparsa, birikiyor. O ilki, en son halini görse diyecek ki la havle ve la kuvvete illa billah. Yani çok ileri gitmişler. Çünkü herkes mikron düzeyinde bir şey koyduğunu sanıyor. Halbuki rivayette esas olan Allah'ın Resulü'nün öğütlediği gibi fese o semi'a naddara Allahu imra'an semi'a maqalati fawa'aha ve addaha kema semi'a. Allah yüzünü artsın o kimsenin sözümü duyduktan, onu belledikten ve bellediği gibi aktardıktan sonra, yani bellediği gibi aktarma. Halbuki öyle yapmıyor. Aktarırken muhataplarını yönlendirecek şekilde, bazen de iyi niyetlerle, ama sonuçta orijinali bozuyor. Bazıları olayın ciddiyetini aktarmamalı. Evet. Bir de hocam mesela dinleyin, ben yorum yapmak isterim başından. Evet. Talebelerden biri o yorumunu hasılın içine katarak yapabiliyor mu öyle? Yani bu bilinçli yapılanı var, yanılgıyla yapılanı var. Bunlar yani hata, bilinçli haliyle de yanlışlıkla da her türüyle hadisler içerisinde mevcut. Bu bir realite. Hadis ilmi bunun için var zaten. Yaptığımız şey de şunun rivayeti, bunun rivayeti derken karşılaştırıp bunları ayıklamaya çalışmak. İşin aslı acaba neydi diye müşterek olan noktaları öne çıkarmak. Hadis ilminin peşinde koştuğu şey bu. Yoksa burada yanlışlık yok, karışıklık yok, hata hiç yok falan. Böyle olsaydı hadis ilmi diye bir ilmi olmazdı zaten. Metodolojisi de olmazdı. Münekkitleri de olmazdı. Rivayet ilmi de, ravilerle ilgili bilim de olmazdı vesaire. Akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisair müminin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.